Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yüce Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Hepiniz sohbetimize hoş geldiniz, şeref getirdiniz, bereket getirdiniz, kardeşlik getirdiniz, dostluk getirdiniz. Sizleri sevgilinin yolunda sohbetimizde selamlayabilmiş olmanın sevinci içerisindeyim. Rabbim bizlerden razı olsun. Rabbim bu kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim bizleri birbirini Allah için seven kardeşler eylesin inşallah. Bizler şu anda Ankara'da Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin metfun bulunduğu, mübarek kabrinin bulunduğu yerdeyiz. Ziyaretimizden sonra Rabbim bizi burada sizlerle buluşturdu, bir araya getirdi. Allah-u Teala Hacı Bayram Hazretlerine rahmet eylesin. Rabbim onun makamını âli eylesin. Ona, onun annesine, babasına, onun dedelerine, onun üstadlarına, zürriyetine Rabbim rahmet eylesin. Mevlam onlar hürmetine bize merhamet eylesin. Rabbim bizi onların yolundan ayırmasın. Velilerin, Allah dostlarının yolundan bizleri ayırmasın inşallah. Sıkıntın mı var kardeşim? Bir derdin mi var kardeşim? Gel bazen işte böyle velilerin bulunduğu yere gel. Bak bizim bu bulunduğumuz bu yer salih insanların ayak izlerinin bulunduğu yerdir. Şu ağaçların altında, şu caminin köşesinde nice salih insanların hatıraları var. Gel bazen böyle otur. Onların bu gözlerinin, zikirlerinin, dillerinin, ellerinin dokunduğu yerlerde gel otur ferahlayasın. Kalbini Allah dostlarının hatıralarıyla bazen rahatlatasın. Bazen gel otur, onları izle. Kabirleri ziyaret edesin. Kabir ziyareti kalplerimizdeki katılıkları götürür. Nefsimizin baskılarından bizi kurtarır. Bize dünyanın ebedi olmadığını, aslında bizim bu insanın bir gaye için yaratıldığını bize hatırlatır. Gayesiz var olan bir şeyi bana gösterebilir misiniz? Bir kalemi bile yaptığınız zaman bir gaye için yaparsınız. Bir kibrit çöpünü bile, küçücük bir kibrit parçasını bile yaparken birçok sebeple yapıyorsunuz. Değil mi? İnsan gibi şu değerli varlık da hiç boş ve gayesiz olur mu? Elbette ki onun gayesi Allah'ı bilmesi, Allah'a teslim olmasıdır. İşte buralar, vefat edenleri ziyaret bize bunları hatırlatıyor. Bizlere dünyanın geçici olduğunu ve bir gün Allah'a teslim olacağımızı, onun huzuruna gideceğimizi bize hatırlatıyor. Bazen sıkıntın olduğunda gel ve otur ve ölülerin yanı başında onlara rahmet oku. Ölülere rahmet okuyabilmek bile bir nimettir. Ölülere rahmet okumak bile bir nimettir. Hem vefat etmiş olan için hem de ona okuyan için rahmetle meşgul olmak, merhametle meşgul olabilmek, Allah'ın kelamıyla meşgul olabilmek ne kadar büyük bir nimet, öyle değil mi? O yüzden Hazreti Peygamber aleyhisselam kabirleri ziyaret ediniz, size ölümü hatırlatır buyurmaktaydı. Ya Rabbi ölülerimize rahmet eyle. Allah'ın bütün Müslümanlara merhamet eyle. Ya Rabbi Müslümanları hiçbir zaman darda bırakma. Allah'ın Müslümanların üzerindeki sıkıntılardan Müslümanları kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi bizi birbirini Allah için sevenlerden eyle. Ya Rabbi bizi birbirini Allah için sevenlerden eyle. Ya Rabbi bizleri sadık kardeşler eyle. Birbirini Allah için sevenlerden, derdi olanın derdiyle dertlenen şefkat abidelerinden eyle ya Rabbi. Şu an onun adını anabilmek bile, onun hatırasını anabilmek bile
Şu an ondan bahsetmeden önce bile onun mübarek ismini anacağım zaman yüreğimde büyük bir heyecan hissediyorum. O kadar büyük bir insanın hatırasından burada bahsedeceğim ki şu an birdenbire Rabbim onun hatırasını kalbime getiriverdi. Şu an kalbimdeki heyecanı hissediyorum. Şu an ruhumdaki heyecanı hissediyorum. Bana aşkı öğreteni, bana sevgiyi öğreteni, bana kardeşliği öğreteni, bana merhameti öğreten bütün peygamberlerin en faziletlisi, bütün peygamberlerin övüncü olan, mahşer aleminin en büyük hatibi olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın aleyhisselamın huzurunda bulunmuş, onun yanında diz çökmüş, Hazreti Muhammed Mustafa'yı izleme şerefine ermiş olan Hazreti Peygamber'in aleyhisselamın ayak izini takip etmiş olan Hazreti Peygamber'in huzurunda bulunmuş olan Hazreti Peygamber'in duasını almış olan Hazreti Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'i okurken şahit olmuş olan bir büyük şahsiyet, onun ismini anabilmek bile onun hatırasını bahsedeceğim zaman yüreğimde büyük bir heyecan hissediyorum. Kimden bahsediyorum? İslam'ın büyük halifesi Hazreti Ömer'den bahsediyorum. Radiyallahu anh. Allah onların bereketinden bizi ayırmasın. Hazreti Ömer bir gün Müslümanlardan bir kardeşini bir görevle görevlendirecek. Ne kadar acayip bir görev. Diyecek ki, kardeşim, senin bir görevin var. Görevin, geleceksin ve her gün bana diyeceksin ki, Ömer radıyallahu anh, unutmayasın, ölüm var. Bu kadar. Senin başka hiçbir görevin yok. Kendine neyi dert ediniyor, görüyor musunuz Hazreti Ömer'i? Bana ölümü hatırlatacak bir dost lazım diyor. Bunu dert ediniyor. Gelesin bana diyesin ki, Ömer unutmayasın, ölüm var. Gelecek gidecek, diyecek ki Hazreti Ömer'e, ey müminlerin emiri, unutmayasın, ölüm var. Her gün gelecek Hazreti Ömer'in kapısını çalacak. Sabahın erken vaktinde Hazreti Ömer'in kapısını çalacak ve diyecek ki, müminlerin emiri, unutmayasın, ölüm var. Hazreti Ömer bu kişiye duada bulunacak. Hazreti Ömer'i her gördüğü yerde yanına gelecek. Her gün Hazreti Ömer'e aynı şey. Diyecek ki, müminlerin emiri, unutmayasın, ölüm var. Gene günlerden bir gün Hazreti Ömer'in yanına gelecek. Kapıyı çalacak. Kapıyı büyük halife, sünneti hep ihya eden Hazreti Ömer, Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla ahlaklanan Hazreti Ömer, en büyük şerefin Hazreti Muhammed olduğunu vurgulayan Hazreti Ömer, bütün Orta Doğu'ya Kur'an-ı Kerim'in merhametini, şefkatini ulaştırmaya çalışan Hazreti Ömer, dağda bir kurt kuzuyu kapsa hesabı döner gelir de Ömer'den sorulur diyen Hazreti Ömer. Ne kadar büyüksün. O kadar büyüksün ki asırlar geçmiş. Sen burada anılıyorsun. Sen burada hatırlanıyorsun. Senin ismin burada bu kadar bahsediliyor. Sen ne kadar büyüksün. Büyüksün çünkü Hazreti Muhammed Mustafa'nın huzurunda diz çöktün. Büyüksün çünkü Hazreti Muhammed Mustafa'nın terbiyesinden geçtin aleyhisselam.
kapıyı açan Hazreti Ömer, söyle kardeşim diyecek. Diyecek ki müminlerin emiri, unutmayasın, ölüm var diyecek. Bu söz karşısında Hazreti Ömer elini kardeşinin kalbine, elini kardeşinin omzuna koyacak. Diyecek ki daha artık gayri gelmeyesin. Bunun için gelmene artık gerek yok. Bu sözü duyan o kişi diyecek ki bir rahatsızlığım mı oldu? Hayır diyecek, hayır. Bilakis biz senden çok istifade ettik. Ama bugün aynaya baktım da saçlarıma ak düşmüş. Saçımda beyazlıklar gördüm. O beyazlıklar bana ölümü hatırlatıyorlar. O yüzden daha artık gayri gelme. Ben senden razıyım. Ben senden çok istifade ettim. O saçımdaki beyazlıklar bana ölümü hatırlatıyor diyecek. Sanki ne zaman ölümü unutmuş ki? Ya Rabbi, sahabe-i kiramın bereketinden bizleri ayırma. Ya Rabbi, Hazreti Muhammed Mustafa'nın aleyhisselamın huzurunda bulunmuş olan sahabe-i kiramın bereketinden bizleri ayırma. Ya Rabbi, onların himmetini bizim üzerimize daim eyle. Ya Rabbi, kalplerimizi sahabe-i kiramın kalplerine benzet. Ya Rabbi, onlar hürmetine bizlere merhamet eyle. Ya Rabbi, sahabe-i kiramı sevenlerden eyle bizi. Ya Rabbi, onların sevgisinden bizi hiç mahrum eyleme inşallah. Amin. Evet sevgili dostlarım, Allah sizlerden razı olsun. Bizi bu sohbet halkamızda yalnız bırakmadınız. Sevgilinin yolunda sohbeti hepimizi toparlıyor, bir araya getiriyor. Burada biz Allah'ın dostlarını konuşuyoruz. İnşallah onların sevgisini kazanıyoruzdur. Ben buna gönülden inanıyorum. Sizin dualarınız hürmetine Rabbim bizlere merhamet eylesin inşallah. Bütün büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik eylemesin. Ve siz kardeşlerimize duacıyız. Ben şimdi burada hepinize bu sohbetimizden de sonra Hacı Bayram Hazretlerimizi ziyaret ettiğimde sizlere dua edeceğiz inşallah. Sizin duanız hürmetine Rabbim bizim de duamızı kabul eylesin. Biz kardeşinizi dualarınıza mahrum etmeyin. Hakkınızı helal edin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.